Aklıma bir fikir geldi. Yarışması başta olmak üzere ülkemizin dört bir köşesindeki İletişim Fakültesi öğrencileriyle çeşitli organizasyonlarda bir araya gelen Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği bu kez de Fırat Üniversitesi'nde geleceğin iletişimcileriyle buluştu. Gelin olmak bize ayrı bir heyecan veriyor. Bu heyecanla sürekli dili tutmaya çalışıyorum. Sizler için bir vizyon üretmek, bu vizyona sizin de erişmenizi sağlamak. Medya ve İletişim Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ve RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy'un konuşmacı olarak katıldığı Mesleki Yeterlilik ve Medyanın Güncel Durumu konferansına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gürsoy, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında Türkiye'nin meslek standartlarını belirleme ve mesleki yeterliliklerini belgelemeye yetkili tek kuruluş olan RATEM'in başkanı olarak genç dinleyicilere mesleki yeterlilik konusunda tecrübe ve gözlemlerini aktardı. Televizyon kanallarında arkadaşlar, ben daha uygulama içerisinde olduğum için diyorum, WhatsApp'la gidiyor. Toplantı falan olmuyor. WhatsApp'la yazıyor. İşte diyelim ki Dominik'ten bir mesaj geldi. O şöyle olacak, bu böyle olacak. Bunu siz ya bu neydi, ben bunu anlayamadım. Gideyim birine sorayım, avukat arayayım falan dediğinizde zaman geçiyor. O geçen zamanın maliyeti o kadar yüksek ki. O kadar büyük ki. İnşaat mühendisi değil. Lise mezunu arkadaşlar çalışıyor televizyon kanallarında. Bakın lise mezunu bildiğiniz arkadaşlar iyi de görevlerde çalışıyorlar. Biz de RATEM'e personel alırken soruyoruz. Ama diplomanı getir demiyoruz hiç. Ben şu ana kadar onlarca, yüzlerce kanallarda da iş alımı yaptım. Hiçbirinin diplomasını görmedim. Yazmış, Galatasaray Üniversitesi şu mezunu demiş ama istemiyoruz. Nerede bakıyoruz? Torpilci arkadaş ayrıldı mı? İki ay süresi var. Yani ben Harvard'dan doktora yaptım dese bile iki ay süresi. Medyanın bugünü, sorunları ve geleceğini masaya yatıran Gürsoy, öğrencilere sektörün güncel durumu hakkında da bilgi verdi. Fakat sayıda bahsettiğim gibi Türkiye'de 2000'e yakın yayın kuruluşu var. Bu yayın kuruluşlarının hepsinde aynı ücret politikası uygulanmıyor. 3 milyar 600 milyon liralık bir pazarımız var. Bu 4 milyara doğru gidiyor. 4 milyar bu televizyon kanallarına dağıtılıyor. 4 milyar dediğimiz rakam ne? Reklam gelir. Başka bir yerden kaynak gelmiyor buraya. Bunu da televizyon kuruluşları ilk 5-6 kuruluş birbiriyle ağır rekabet ederek diğerleri de o rekabetten sızanlarla, bakın sızanlarla diyorum, sızan bütçelerle götürmeye çalışıyorlar. Yerel ve bölgesel medyanın durumunda maalesef zor durumda. Biz 14 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir etkinlik yaptık. İlk defa yapılan bir etkinlik. Medya ve demokrasi etkinliği. Bu 15 Temmuz sürecinde biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa medya kuruluşları bir darbenin önlenmesinde bir fiil aktör oldular. Daha önce Türkiye'de yaşanan darbeler sürecinde medya neredeyse destekçisiydi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştı. Medya bir anayasal görevi olmamasına rağmen demokrasiyi koruma ve kollama görevini yerine getirdi. Mecliste bu faaliyette önemli katkıları olan arkadaşlarımıza ödül verilmesini sağladım. Ödülü Sayın Başbakan verdi. Kanal 23'ten de bir arkadaşımız orada ödül aldı. Yerel televizyonlarda bundan faydalandı bu önemli faaliyetin içerisinde bulunduğu için. Orada bu cümleleri ifade ettik. Soru soran arkadaşımızın karşılığı olsun diye söylüyorum. Medyanın önemli sorunları var. Medya bu önemli sorunlarla özellikle yürütmeden karşılık bulmak zorunda. O ne? Biliyorsunuz televizyonlarda kamu spotları yayınlanıyor. Gürsoy programın sonundaysa İletişim Lisesi ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.